Peki Sasa. Şimdi Sasa bugünkü hareketlere katılmayan yine 50 seviyesinin altında kapanan kağıtlardan biri. Ben buralarda kalacağını düşünmüyorum. İkinci bir dip çalışması yapıyor. Bence yukarıda 50-50'yi kırabilirse yukarı tarafta 60 yani 62-70 arasına doğru hareketlerin devamını bekliyor olacağım. Buraların kağıdı değil. Fakat burada hani herhangi bir zamanlama değil de alıp unutma, hani bir sürpriz anda yukarıya doğru gitme, imdat çekici görevi görme durumu var. Bu özellikle son dönemdeki bilançodan sonra çok ciddi zedelendi kağıt. O yüzden bir miktar haber akışında desteğe ihtiyacı olduğu kanaatindeyim. Şurada teknik olarak bir taban çalışması durumu var. Bu taban korunabilirse bence sorun olmayacak. Buralardan artık en azından reaksiyon gelecek teknik olarak.